Herkese merhabalar. Yeni işlem gününde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün haftanın 3. işlem günündeyiz. 3. işlem günde de boz tarafında yukarı yönlü hareketlerin etkin bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endekse baktığımız zaman BIST 100 endeksi 9710 puan seviyesinde işlemmeye devam ettiriyor. %1.70'lik primizlik burada dikkat çekiyor. Özellikle bugünkü açılışla beraber bir miktarda hafta başlangıcı ile başlayan jeopolitik risklerin artış göstermesi temasıyla beraber gelen satış baskısı bir miktar yerini burada yukarı yönlü hareketlere bıraktı. Dünkü kapanışı 9500 puan seviyesindeki hareketlik sonrasında bugünkü hareketlik 9710 puan seviyesinde gerçekleşiyor. Burada önemli takip ettiğimiz direnç hattı endeks tarafında 9800 direnci olacaktık. Yukarı yönlü hareketliklerde 9800 puan seviyesini kırdı mı ivmenin artış göstermesine sebep olabilir bu tarafta. Sektörel bazda baktığımız zaman X Bank tarafı dikkat çekiyor. Bankacılık sektörüne gelen alımlarla beraber X Bank %3.04'lük primi seyrini burada devam ettiriyor. Dün de X Bank tarafı bir miktar pozitif ayrışıyordu. Buradaki yukarı yönlü hareketlik dikkat çekiyordu. Bugün de X Bank tarafındaki yukarı yönlü hareketlik dikkat çekiyor. Onun dışında holdingler ve iletişim tarafta bankacılık sektöründeki yukarı yönlü hareketleri takip ediyor diyebiliriz. Yurt dışına baktığımız zaman yurt dışında dün Fed Başkanı Powell'ın söylenmeni bir miktar takip ettik. Powell katıldığı bir konferansta gerçekleştirdiği söylenmeninde bir miktar enflasyona yönelik beklentilerin bekle gör politikasına devam edeceğini ve bu uyguladıkları sıkı para politikasının gecikmeli etkilerini yakın bir zamana değil bir miktarda zamanlayarak uzun bir zaman dilimi içerisinde inceleyeceklerine yönelik bir söylemde bulundu. Bu söylemde piyasalarda yakından takip edildi. Onun dışında jeopolitik riskler yine masada küresel piyasalar açısından buradaki fiyatlamayla beraber de altın tarafında zaten yukarı yönlü hareketlikler görmüştük. Burada emtia tarafına yukarı yönlü hareketlikler pozitif yansıtmıştı. Özellikle altın bir miktar daha güvenli liman talebiyle beraber 2400 dolar bandına geldi. Yeni işlem günde bir miktar dün yatay yakın hareketlik etki görürken bugün bir miktar daha destek hatlarından yukarı yönlü tepki hareketlik yani etkin olduğunu görüyoruz. Altın ons tarafına baktığımız zaman 2384 dolar seviyesinde işlem ben gerçekleşiyor. Bizim yukarıda takip ettiğimiz direnç hatları sık sık 2430 dolar, 2550 ve 2700 dolar olarak altın tarafındaki hareketleri takip ediyoruz. Burada da yine yükseliş trendindeki hareketlik teknik anlamda devam ediyor diyebilirim. Piyasalar ile ilgili gün içerisinde olarak aktaracaklarım bu kadardı. Yine detaylı bilgilendirmeleri kapanış yayınımızda sizlere aktarıyor olacağız. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.